Herkese verin yani dışarıda. Ha, önce çocuklara verin. Önce bir çocukları. Çaymakta ben merhamazi, lada çeri maynak tazi. Lala zor kumatem, nazi gündi, bebedene meçhade ve babi, emmada khazi. Güzel bir inancımız, yolumuz var. Bizim cemlerimizde sesli Kur'an'ımız vardı, sazımız vardı, sözümüz vardı. İnsanlarımızın sorunlarımızı biz cemlerde çözerdik. Köylerimizin herhangi bir hukuki sorunu da olsa dahi biz cemlerimizde konuşarak, anlaşarak çözülürdü. Fakat yıllar sonra devamlı bizim yolumuzu hep bir yolumuzdan dışarı bize baskılar uygulanarak bizi bir nevi şey ama bizim bu güzel adetlerimizin, bizim törelerimizin, örfümüzden kopmadan büyüklerimiz halamın söylediği gibi bir 100 yıldır bu adetlerimizi sürdürüyoruz. Burada da işte büyüklerimize, dernek başkanımız olsun, muhtarımız olsun saygı duyuyoruz, teşekkür ediyoruz onlara. Bizim yolumuz güzel bir yolumuz. Biz yolumuzu da inancımızı yaşamak istiyoruz. Kendi inancımızla yolumuzda devam etmek istiyoruz hayatımıza. Euro gündüme ek mezel töreni mehiye. Çandanı mezele mehiyese ki mriyese çalı hadıdın, xere hadıdın ama vay 7. ayda geçti rokede xere dedine. Ki de mesela xer bavimi mriysal. Fark ne kadar hoş. Sağ ol tuzga ha. Fark ne kadar bavim mi dibi ha cirani mehe bu. Sanki hani em de beni ki diyama bavim me gunda euro. Kişti terine vra ser mazalan teselim edik evi. Hani hem hevdu dibinini belki hem pence salın kakesme ne diye de salın bir salın yemek yedidini yani pırında. Aleviler baharın yaylaya giderler, dağlara çıkarlar. Belli bölgelerde özellikle tahtacılar ormana gidiyorlar, orman kesimine çalışmaya gidiyorlar. Gittikleri yaylada, dağlarda Hakk'a yürüyen bir canı orada işte o günkü şartlarda keçeye yahut da kilime sarıp bir toprağa sırlıyorlar. Sonbaharın bölgeden tekrar köylerine dönerken de o cenazeyi oradan alıp getirip köylerine koyuyorlar. Bunun adı mezar töreniydi. Mezar kaldırmaydı. Bu mezar kaldırma daha sonra bu yayla geleneği bittikten sonra yılda bir defa geçmiş bir yıl içerisinde Hakk'a yürüyen canların mezarları yapılıyor. Ve köylüler özellikle Mayıs ayından sonra Mayıs-Haziran ayı içerisinde yapılıyordu. Şimdi insanlar şehire gittikten sonra şehirleşmeyle birlikte takvim değişti. İnsanlar çalışıyor. Ama 2-3 ay bu yaz döneminde köylüler bir araya geliyorlar. Toplu bir şekilde bütün akrabalar, bölgedeki insanlar,
akrabası olsun olmasın, dostlar bile. Bugün bu mezar törenlerinde burada bulunuyor. Toplu gidip mezarlar ziyaret ediliyor. Dönüşte de Cem evinde bir lokma paylaşılıyor. Arkasından da taziyeler verildikten sonra Aleviler için o bir yıldan sonra ağır yas dönemi de bitmiş oluyor. Son derece güzel bir gelenekti. Ne yazık ki son 20 yıl içerisinde özellikle gördüğümüz, artık burada Kur'anlar okunmaya başladı. Amacının dışına çıkartılmaya başlandı. Bizler de bu konuda duyarlı davranan insanlar her yerde olmaya çalışıyoruz. Bunun doğru olmadığını, Alevilerin, pirlerin okuyacağı gülbenklerle, temennalarla bu ritüelin devam etmesinden yanayız. Evet, güzel bir gelenek. Bölgede özellikle Göksun, hem insanlar birbirlerini görüyorlar. Mezar törenlerinden sonra, öğleden sonraki süreç içerisinde insanlar bir defa oturup muhabbet ediyorlar. Geçmişte neler yapılıyordu ya da bölgenin neye ihtiyaç var, bunlar bile tartışılıyor. Son derece anlamlı, güzel bir ritüel. Bunun devam ettirilmesinden yanayım. Kapatır da soğumaz.